Eğer iki ifadenin çarpımının integralini alacaksak öncelikle değişkeni değiştirip değiştiremediğimize bakmalıyız. Bu ifadede değişken değiştirme yapamayız. Yani değişkeni değiştirerek integral alma şansımız yok. O zaman kısmi integrasyon uygulayacağız. Eğer kısmi integrasyon uyguluyorsak temel bir tane formülümüz var. Ona göre hareket edeceğiz. Formülümüz şunu diyordu. U dv eşittir uv eksi vdu. Biz ifademizi buna benzeteceğiz. Şu integrali almak istediğimize göre bu ifadeyi şurada içerideki bölümü udv'ye benzeteceğiz. Şimdi iki tane seçeneğimiz var. Buraya u diyebiliriz. Buraya da dv diyebiliriz. Dv. Eğer şunu yazarsak u eşittir x artı 1 dersek, bakın burada du kullanıyoruz. Şurası u. DU. DU'yu bulmak istiyorsak burada türev almalıyız. Türev alıyorum. U üssü. Bu tarafın türevini alıyorum. 1. X'e göre türev aldık. U üssü dediğimiz şey DU bölü DX'tir. Eşittir 1. Şunun paydası 1. İçler dışlar çarpımı yaparsak burada DU eşittir DX çıkar. DU eşittir DX. Demek ki biz buradaki du'nun yerine dx yazabileceğiz birazdan. Tabii u'ya da x artı 1 demiştik. Burada u gördüğümüz yere de x artı 1 yazabiliriz. Bakın şuraya x artı 1 dedik. Böyle isimlendirdik. Şimdi bu bölüme de dv dedik. Yazıyorum onu. Şöyle yazalım. Dv eşittir sinüs x dx. Bir takım işlemler yapmak mümkün. Bir takım işlemler yapabiliriz. İstersek her iki tarafa dx'e bölerek başlayabiliriz. Ya da şunu yapmak da mümkün. İntegral alabiliriz. Tamamen bize kalmış. Ben şunu yapıyorum. Her iki tarafı dx'e bölüyorum. Dx'e. Burayı da dx'e bölüyorum. Şu bölümler gider. Dx'ler. Sol tarafımız dv bölü dx, ki dv bölü dx v'nin türevi demektir. Eşittir sinüs x. Şimdi kendimize şöyle bir soru soracağız. Neyin türevi sinüs x'tir? Türevi sinüs x olan ifade kosinüs gibi düşünebiliriz. Ama kosinüsten bir tane de eksi geldiği için bizim v'miz eksi kosinüs x olacak. Bu ifadenin kosinüs x'in türevini alırsak eksi sinüs x gelir. Bir eksi de önünde var. Sinüs x'e dönüşür. Yani v'miz de eksi kosinüs x oldu. Bunu da yazabiliriz. Yani şurası v dediğimiz şey eksi kosinüs x. Buradaki v yerine de eksi kosinüs x yazabiliriz. Bu değerleri bulduk. Şu ifadede yerine yazarsak bu ifadede şöyle devam edelim. İntegral u yerine eksi artı 1 demiştik. Eksi artı 1. Dv, biz dv'ye sinüs x dx demiştik. Sinüs x dx eşittir. U v oldu burası. U dediğimiz şey x artı 1'di. X artı 1. V'miz eksi kosinüs x idi. Eksi integral v eksi kosinüs x olarak bulunmuştu. DU da DX olarak. Buna dönüştü. Şimdi şu ikisini buradaki çarpacağız. Eksiyi başa alırsak şöyle yazabiliriz. Eksi aradığımız integral bu. Zaten bize sorulan soru oydu. Eksi X artı 1 kosinüs X. Buradaki eksiyi integralin dışına alıyorum. Burada da eksi var. Artıya dönüş. Artı integral kosinüs X DX. Şimdi kosinüs x'in integralini alacağız. Kendimize şu soruyu soruyoruz. Neyin türevi kosinüs x'tir? Sinüs x'in. Yani bu integralin sonucu sinüs x olacak. Eksi x artı 1 kosinüs x. Şurası da integralin sonucu da sinüs x. Tabii bir tane de c gelecek her zaman. İntegral sabit olarak. Şöyle yazıyorum. Artı c. Demek ki bütün integralin sonucu bu oluyormuş. Bu ifadenin türevini alırsak gerçekten şu yukarıdakini verir. Evet, var mı, anlaşılmıyor mu? Evet.